Başkanlar, dünya gidiyorsun, dünya gidersin lan. Kameraya bak, kameraya. Bir dakika. Valla güzel. Gezme amaçlı. Daha önce de gelmiştim. Faydasını görmüştüm yani. Bunu iyi fark etmiştim. Fark ettiğim için artık her sene gelmeyi şey ettim, tercih ettim. Böbrek sorunlarım vardı. Böbreklerimde sızı vardı. Bağırsaklarımda sızı vardı. Bir iki sene gelmiştim. Yani faydasını gördüm. Ben Fransa'dan geliyorum, Paris'e. İşte akraba ziyareti için geldik. Sonra tekrardan buraya geçelim dedik. İşte böyle güzel memleketi gezmeye çalışıyoruz. Güzel bulduk. Gayet güzel. Beklediğimizden daha fazlası var. Daha fazlası var. Başka vallahi bilmiyorum ya, şimdi aniden oldu. İçmelerden öncekine göre ben 2014'te gelmiştim bir de. Değişiklik sadece biraz daha kalabalık o zamana göre. Evet, çevre düzenlemesi öncekine göre biraz daha var. 2014'tekine göre biraz, çok az bir değişme var. Yani fazla bir değişme yok. Buradan hani herkesin buraya gelip buraları görmesini beklerim. Sonra tabii ki bu içmelerin hepsinde de sağlık. Biz buraya geliyoruz, hem biraz değişiklik hem birazcık işte sağlık olarak acaba ne gibi
şeyler yani bizi sağlık olarak ne gibi şeyler bulabiliriz? Ben burada en çok dikkatimi çeken şey gelmemizin sebebi tek yani şimdi havanın diğer yerlerde hani denizde olsun diğer yerlerde daha çok kalabalık. Yani biz daha böyle rahatlayıp daha çok şehir hayatından köy hayatı veyahut da böyle daha değişik yerler arıyoruz artık. O yüzden buraya tercih ettik. Buralara geldik. İşte o yüzden şu anda da buradayız. İçmelerde de yani dedim bir de böyle deneyelim. Sağlık olarak yani bir iç hastalıklar olabilir veya başka bir şey bilmediğimiz bir şey olabilir. Dedik içelim, bakalım, değerlendirelim. Ondan sonra geldik. Tabii ki her zaman için gerçekten çok güzel. Yani değişik. Biz bu soda gibi olan içecekleri biz gidiyoruz mağazadan koli koli alıyoruz. Yani ne olduğunu, nereden geldiğini bilmediğimiz şeyler alıyoruz orada, içiyoruz. Ama burada her şey doğal. Nereden geldiği belli. Dağdan iniyor. Yani her şey natürel, doğal bir şekilde. Yani gelip herkesin burada tabii ki içmesini, burayı görmesini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kahramanmaraş merkezde oturuyorum. Burayı işte hafta sonu bir ziyaret amaçlı geldik. Ününü duyuyorduk daha önce. Ama ilk defa geldim ben buraya. Gerçekten çok güzel bir, nezih bir ortam var. İçme suyunun şifaları tabii malum herkes de bilmiyor. Bu sularımızın kıymeti bilinmedi yani. Buralar daha fazla tanıtılmalı. Buraya insanların gelmesi bir türlü sağlanmalı. Biz biliyoruz ki bunlar gerçekten bu kadar insanın ilgi, alaka gösterdiği bir şeyler, yerler. Herkese beğenileceğini düşünüyorum. Herkes bu tür yerleri her zaman ziyaret eder. Güzel bir mekanla, ortamla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Ama böyle olmasına da çok sevindim. Yani. Burada genellikle doğallık var yani. Fazla böyle şeye kaçılmamış, genel şey korunmuş, muhafaza edilmiş. O benim şeyimi çekti, ilgimi çekti yani. En fazla o benim ilgimi çekti. Ekinözü bundan 5-6 sene önceye göre hayli ilerleme olmuş. Ara ara geliyoruz. Gayet güzel bir yer. Özellikle suyu. Arkadaşlara, dostlara sürekli tavsiyede bulunuyoruz. Aynı şekilde sizin aracılığınızda da yine burayı görmek isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Az önce yemek yedik. Yediğimiz yemek o kadar yağlı, o kadar etkiliydi ki ancak bu su sayesinde verimini elde edebildik. Bir kere mideye, bağırsaklara, kalbe, vücudun bütün iç organlarının çok güzel yararlar olduğu zaten söyleniyordu. Ancak yaşandığı zaman daha net şekilde görülecektir. Özellikle Güneydoğu'dan gelen bayağı bir misafir var. Çünkü onlar bizden daha önce keşfettiler burayı. Demir maddesinin içinde fazla olmasından dolayı vücudu rahatlatma özelliği onlar bizden daha önce keşfettikleri için onlar şu an bizim burada daha fazla derecede bulunuyor. Bir de yerli halk eskiye nazaran daha misafirperver, daha insancı, daha misafirperver olmasından dolayı, daha insancıl olmasından dolayı şu an gelen insanların da sayısı oldukça artmış durumda. Yani gayet güzel, rahat, güvencede hissediyoruz kendimizi. Yani çok harika bir şey. Yani biz bayağı eskisine göre bayağı değişmiş, bayağı güzelleşmiş. Yani gerçekten de memnunuz. Şırnak Silopi'den geliyoruz. İkinci gelişimdi. İlk gelişimle bu gelişim bayağı bir fark var, bayağı bir güzellik var, bayağı bir belediye çalışmaları var. Yani Allah razı olsun, yani bayağı güzel bir şey. Vallahi yeşilliği güzel, serinliği güzel. Ne diyeyim, hani burada çok rahat edebiliyorsun kendinizi. Zaten vatandaşlarımız, yani memleketin
çoğu burada hani yani mesela desem %1'i burada diyebilirim yani. Bayağı bizim memleketten gelen var. Gezdir yani. Burayı mı? He burayı, yukarıyı. Tamam. Hazır. Ben Şanlıurfa Siverek ilçesinden geliyorum. İlk defa geliyorum buraya. Bu çamurun faydalı olduğunu söylediler daha önce arkadaşlarımız, dostlarımız. Onun için geldik. Başımda da uzun süredir bir hastalık var saçımda. Başımda. Ankara'ya gittim, Urfa'ya gittim, Diyarbakır'a gittim. Bütün hastanelere dolaştım, bir faydasını bulamadım maalesef. Tedavisini göremedim. Burayı tavsiye ettiler, onun için geldik yani. 4 gündür buradayız. Sürüyorum. İnşallah faydasını göreceğiz. Öyle ümit ediyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum buradan. Urfa'ya da selamlar. Böbrek taşları var işte. Onun için geliyoruz. Bugün 4 gündür buradayız. Herhalde bir 4-5 gün daha buradayız. Eşimle çocuklarımla beraber geldik. Çok güzel, tatili bir yer yani. Hem evet, deniz kenarından bence daha güzel. Ormanla hem içmeye hem sağlık her şeyden burayı daha çok beğeniyoruz biz. Çoluk çocuğumuzla gelip rahat ettiğimiz bir yer. Şifa alabiliyor muyuz? Çok şükür geçen sene mesela ben bu 200 sene önce çok böbrek rahatsızlığım vardı böbrek taşlarından dolayı. Geçen sene geldik, iyiyim şimdi. Tekrar üremesin diye tekrar geldik. Ve bazı arkadaşlar da var, onların da böbrek taşları var, onlar da bizimle geldiler. Yani gerçekten çok iyi. Biz 2014'te Rabbim bize bu görevi nasip ettikten sonra bize seçimlerde mutlaka seçim vaatlerimiz vardı. Tabii ki göreve geldikten sonra biz 21 mahallemiz 77 mezrağımız var. 12.700 nüfusumuz var. Tabii ki Nüz ilçemizin bizim ilçemizin göz bebeği içmelerimiz var. Şifalı sularımız, maden sularımız. Bu içmelerimizde hızlı bir şekilde
her konuda bir değişim dönüşüm olması için ne bileyim yani parklarıyla, dükkanlarıyla, otelleriyle, iyileştirmeleriyle ilgili, lavabolarıyla ilgili çok büyük çalışma yaptık. Onun dışında tabii ki ilçemizde sıcak asfalt çalışmaları yaptık. Satin kaplama yaptık. Biz tabii ki daha önce benim gençlik yıllarımda da idealim olan spora çok meraklıydım. Biz göreve geldikten sonra şu anda genel başkan yardımcımız Mahir Ünal Bey'in sayesinde bir adet futbol sahası, sentetik 1000 kişilik futbol sahası kazandırdık. Yani ekin özünde değişim dönüşüm için ne gerek sonu yani. İlçemizin merkezlerimizde park yaptık. Büyükşehir Belediye'miz yukarı çıkmaya bir adet park yaptı. Biz şu anda dediğim gibi bir kültür merkezi, bir düğün salonumuzun projesi bitti. 75 dönüm heyik denilen bir mevkide bir mesire alanımız var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Tabii ki grup yollarımızda şu anda Büyükşehir Belediye'miz çok güzel bir çalışmalar yapıyor. Biz içmelerimizin maden sularıyla ilgili ruhsatlandırma çalışması yapıyoruz. Bir jeoloji mühendisi aldık. Tabii ki bizim halkımızın gönlünde yatan ekinöz içmelerimizde termal sıcak su var mı yok mu diye biz bu konuda da bir araştırma yapıyoruz. İnşallah bunu da hayata geçirmeye çalışacağız. Yani Ekinözü ilçemizde 21 mahallemizde 77 mezramızda sosyal anlamında, sportif anlamında, ekonomik anlamda neredeyse ne gerekirse elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah 2018'in Ekim'ine kadar da bu çalışmaları tamamlayacağız. Türkiye'mizin birçok yerlerinden yerli turist geliyor. Özellikle Güneydoğu'dan misafirlerimiz geliyor. Tabii ki içmelerimizde yani herkese uygun bir şekilde otel, motel, pansiyon var. Tabii ki bizim de gönlümüzden geçen içmecelerimizde çok güzel bir turistik otelin eksikliğini hissediyoruz. Biz zaman zaman bunu Gaziantep'li iş adamlarımıza, Kahramanmaraş'lı iş adamlarımıza da söylüyoruz. Tabii sizin de bu konuları bilirsiniz. Yani belediyecilikte her yaptığın bir işin bir ekonomik bedeli var yani. Bize İller Bankası'ndan da öyle çok yüklü bir para gelmiyor ama dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, yani ilçemize elimizden gelen her türlü hizmeti yapıyoruz. İçmelerimizde herkese uygun otel, motel, pansiyon bulunmaktadır. Yani esnaflarımızı her yıl içme sezonu başlamadan önce bir toplantı yapıyoruz. Hem kendilerinin talepleriyle ilgili hem de dışarıdan gelen müşterilerimize hem davranış anlamında hem fahiş fiyat uygulamamak anlamında, hijyenlik anlamında biz içme sezonu başlamadan önce toplantı yapıyoruz. Onlar bize taleplerini söylüyorlar. Biz onlardan isteklerimizi çünkü Ekinözü ilçemizin içmeceleri bizim için çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Urfa Siverek'ten, Şırnak'tan, Diyarbakır Bismil'den, ne bileyim Mersin'den, Konya'dan, Niğde'den misafirlerimiz geliyor. Onun için biz esnaflarla devamlı diyalog içerisindeyiz. Esnaflara hem hijyenlik anlamında hem fahiş fiyat uygulamamaları anlamında her konuda uyarıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Zaten bizim genel merkezimizin AK Parti'nin programında da her zaman için dünya liderimiz, sevgili Cumhurbaşkanımız zaman zaman bunu söylüyor. Bizim her şeyimiz insan odaklı. İnsanımıza değer vererek, gelen müşterilerimizin taleplerini karşılayarak yani ekonomik anlamda onları üzmeden keselerine uygun bir şekilde esnafımız da bunun gerekliliğini yapıyor.